Evet değerli dostlar, Reva Akademi ekranlarındayız ve sizlere mübarek içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayı ile ilgili bilgiler vermeye, menkıbeler, kıssalar anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümde de sizlere eskilerde uygulanan, günümüzde de bazı hayırseverlerin, iş adamlarının uyguladığı ve devreye aldığı bir uygulamadan bahsedeceğiz. Çok güzel bir hasletten bahsedeceğiz. Ecdadımızın ortaya koyduğu. Hani İstanbul'daki hani fakir bulunamazdı veya sadaka verecek, zekat verilecek adam bulunamazdı derler ya, işte bu gibi güzel hasletlerin neticesinde böyle bir şey ortaya çıkıyor. Biz de bunlardan bir tanesini burada seslendirelim, sizlere nakledelim dedik. Ola ki bugün 3-5 kişinin yaptığı bu güzel haslet daha da yayılarak büyür ve hani bir ara derli diyorlardı ya, iyilik hareketi olarak yayılır ve garibanlara, imkanı olmayanlara bir destek olur. Evet efendim, bazılarınızın tahmin edeceği gibi zimmem defterinden bahsediyoruz. Zimmem defteri günümüzde anlaşılacağı gibi efendim veresiye defteri demek. Şimdi tabii günümüzde öyle çok mahalle bakkallarıydı, kasabıydı falan çok fazla kalmadığı için sadece eski İstanbul'da, sur içinde tabii hala bulunabiliyor. Fakat hani böyle sur dışına çıktıkça, daha böyle yeni yerleşim yerlerine gittikçe bu tip şeyler maalesef bulunamıyor. İşte buralarda efendim veresiye defteri vardı. Hani siz imkanınız olmayabilir, yanınızda para taşımıyor olabilirsiniz. Gidip alıyordunuz ve hemen diyorsunuz ki işte Mehmet Efendi hesaba yazıver. Aylık maaş geldiği zaman da işte memurlar 15'inde, diğerleri ay başında gidip hesabı kapatırlardı. Kimisi de efendim imkanı olmazdı ve maalesef ödeyemezdi. Mevzu uzar gider, işte kimisinin 2 sayfa, 3 sayfa, 4 sayfa böyle bir alacak verecek hadisesi olurdu. Tabii hani veremeyenler de bir mahcubiyet içerisinde olurdu. İşte Ramazan-ı Şerif ayında, daha önceki birçok bölümünde birçok abilerimizin anlattığı gibi bu ayda özellikle yardım yapmak, ihsanda bulunmak 1'e 100 sevap kazandırdığı için mesela zekatlar da bu aya bırakılır özellikle sevabı açısından. Böyle mahalle bakkallarını dolaşırlardı ve içeri girer, bakkal efendi, Mehmet Efendi çıkart bakalım şu zimem defterini derdi. Ve çıkartırdı zimem defterini bakkal. Tabii o da ne demek istediğini bildiği için. Efendim giren kişi, o hayırsever kişi, gözü kapalı bir şekilde veya hani bakmadan imkanı mertebesince, artık hani onu kabaca hesaplıyorlar, 4, 5 artık neyse sayfa alır, yırtardı orada. Ve derdi ki bunları hesapla. Bakkal otururdu, o yırttığı sayfada ne kadar alacağı varsa hepsini hesaplardı. Çıkartır işte ne bileyim 2 altın, 3 altın, 5 altın verirdi. Ve neticede onları da alıp götürdü yanında. Kimisi, yani çok büyük hayırseverler, paşalar, ne bileyim zengin aileler komple zimmem defterini satın alırlardı. İşte böyle hoş bir uygulamaydı. Ve bu aynı zamanda şunu sağlıyordu efendim. Mahallede, tabii günümüzde kalmadı artık kim kimdir. Hani binada oturanın kim olduğunu bilmiyoruz. Giren çıkanın kim olduğunu bilmiyoruz. Bu o zaman mahallede kim gelmiş, kim gitmiş, kimin imkanı var, kimin imkanı yok, ne sıkıntıya düştü, herkes birbirini tanır ve bilirdi efendim. İşte bu da, yani bu zimem defteri meselesi de bunun en mühim şeylerinden bir tanesiydi. Böyle böyle efendim mahallelerde, yaşanılan yerlerde fakir insanlar kalmaz ve mübarek ecdadımızın o güzel hasreti devam ederdi. Borcu olan kişi vereni tanımıyor. Borcu ödeyen kişi de kimin borcu olduğunu bilmiyor. Yani sevabı kat be kat daha da artıyordu. Efendim işte bu gibi birçok şey var. İşte zimmem defteri, sadaka taşıydı falan gibi. İnşallah sadaka taşını da bir başka bölümde naklederiz. Bunlar ecdadımızın güzel hasletleri. Bunları devam ettirelim. İmkanı olanların bunların peşinden koşmalarını istirham ediyoruz. Evet efendim, başta söylemeyi unuttuk. Bu arada mübarek Ramazan-ı Şerif ayınızı da tebrik ediyoruz. İnşallah başka bölümlerde buluşmak üzere. Ecdadımızın o güzel hasletlerini sizlere nakletmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Beğenilerinizi de unutmayın. Niye? Çünkü efendim bu kıymetli bilgilerin daha çok kitlelere ulaşması için sizin üstünüze düşen vazife de bu. Allah'a ısmarladık efendim.